Dervler yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, Bu sana olsun. Merhaba arkadaşlar, Koma hoş geldiniz. Bu bölümde iletişim üzerinde duracağız. İki insan ya da insan topluluğu arasında gerçekleşen, oluşan duygu, düşünce, davranış ve bilgi gidiş dönüşüne biz kısaca iletişim diyoruz. İletişimde mesaj yani ileti, sözle konuşarak ya da değişik davranışlarla gönderilebilir. İletişimde ise bilgisayar, televizyon, radyo ve telefon gibi araçlardan yararlanılır. Üretilen duygu, düşünce ya da bilgi değişik işaret simgeleri aracılığıyla farklı yerlere aktarılır. Bu farklı yerler yani odaklar daha sonra gelen iletiye anlam verir. İletişim tüm insanlar için değişik yaş gruplarından değişik toplumlara kadar vazgeçilmezdir. İnsan ailesinde, okulunda, çevresinde sağlıklı ve mutlu olabilmek için mutlaka birileriyle iletişim kurmak zorundadır. Biz yüzyıllar boyunca bedensel ve ruhsal gereksinimlerimizi karşılamak için çevremizle iletişim kurmuşuzdur. İletişim araçları günümüzde daha da gelişmiştir. Evet, iletişimin en önemli aracı ve biçimi değildir. Bundan farklı iletişim biçimleri de söz konusudur. Elinde sopayla size yönelen birinden korkulması, sevilen bir kişinin acı çekmesinden Üzüntü yaşamamız bir tür gösterimdir. Şimdi de iletişimin öğelerine gelelim. E, farklı iletişim biçimlerinde mutlaka bir gönderici ve alıcı vardır. Gönderici iletiyi yani mesajı oluşturan, hazırlayan, bunu gönderen kişi ya da topluluktur. Alıcı ise iletinin, mesajın ulaştığı bir kişi ya da topluluktur. Yani gönderici konuşan, iletiyi ortaya koyan, alıcı ise iletiyi ulaştı, ulaştırdığımız karşımızdaki kişidir. Gönderici ve alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da istek iletiyi oluşturur, yani mesajı. İletinin kullanıldığı, göndericiden alıcıya ulaşmasını sağlayan araçlara da biz kanal diyoruz. Evet, bu kanallar iletinin yapısına göre farklı özellikler gösterebilir. İletişimin yapıldığı çevre ya da ortam ise bağlamdır. Gönderici alıcıya iletisini bir yerde sunar. Gönderici ile alıcının birbiriyle iletişimi ikisinin de anladıkları seslerden oluşan kendine özgü kodları olan şifrelerle gerçekleşir. Göndericinin iletisine alıcının verdiği değişik yanıtlara da biz dönüt diyoruz. Evet şimdi bunu bir örnekle somut hale getirelim. Yolcu yani gönderici şoföre yani alıcıya dolmuşta bu bağlamı oluşturur. Ücret ne kadar dedi. 1700 yanıtını yani dönütünü alır. Bu iletişimde sözlü kanal kullanılır. Şimdi iletişimin göstergelerine geldik. Gösterge kendi dışında bir başka şeyi düşündüren, çağrıştıran, onun yerine geçebilen nesne, sözcük, görüntü ya da olgudur. Mesajlar yani iletiler göstergeler aracılığıyla yollanır. Trafik ışıkları, resimler, bayrak ve flamalar birer gösterge örneğidir. Göstergeler gerçek dünyadaki karşılıklarını gönderge olarak temsil ederler. Değişik biçim ve işaretler, sözcük ve resimler tümü göstereni oluşturur. Bunların düşüncedeki yansımaları da gösterilen olur. Göstergeler üçe ayrılır. Evet, birincisi doğal gösterge. Doğada kendi kendine oluşur, yani insan etkisiyle oluşmaz. Evet, ağaçların çiçek açması baharın bir göstergesidir. Hava sıcaklığının hissedilir ölçüde düşerek karın yağması kışın göstergesidir. Gök gürültüsü ve gökyüzünün siyah bulutlarla örtülmesi yağmurun yağacağının göstergeleridir. İkincisi toplumsal gösterge. İnsanların günlük yaşamlarını düzenleyen işaret sistemlerinden oluşur. Peki bunlar nelerdir? Evet, trafik ışıkları, günlük yaşamın farklı kuralları, toplumsal gösterge örnekleridir. Dil göstergesi. Dil göstergesi, söz ya da yazıyla simgelenir. Duygu ve düşünceleri en açık biçimiyle konuşarak ya da yazıyla dile getiriyoruz. Bu işaret el, yüz hareketlerinden daha etkilidir. Göstergelerin bir bölümü ise dil dışıdır. Bu göstergeler karşımıza el, yüz ve vücut hareketleri, resim, çeşitli biçim ve işaretlerden oluşur. Dil dışı göstergeler. Evet, dil dışı göstergelere işaret, biçim, resim, hareket bunların dışında el, yüz ve vücutla yapılan anlatımlar örnek gösterilebilir. Şimdi bunları kısaca anlatmaya çalışalım. Belirti, insanın isteği dışında doğan, herhangi bir amaçla taşımayan göstergedir. İnsanın yüzündeki gülücük ve rahatlık, mutluluğunun bir belirtisi, acı, gerginlik, öfke ise mutsuzluğunun bir belirtisidir. Yine insanın titremesi, ya korkunun ya üşümenin belirtisidir. Havanın bulutlanarak şimşeğin çakmaya başlaması yağmurun bir belirtisidir. Burada gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiye bakarak bir nedenselliğin olduğunu da düşünüyoruz. Şimdi de belirtkiye geliyoruz. Belirtkenin amacı iletişim kurma, herhangi bir konuda bilgilendirme ve bilgi aktarmadır. Burada gönderenle iletiyi arası alan arasındaki ilişki nedensellik ilişkisine dayanmaz. Bu işaret sistemleri insanlar tarafından konulur. Bunlar nelerdir? Trafik levhaları, gemilerde kullanılan bayraklar, demir yollarında kullanılan ışıklar birer belirtke örneğidir. İkon yani görsel gösterge çeşitli bilgi ve iletileri dili kullanmadan aktaran sıradan araçlardır. Bu gösterenle gösterilen arasındaki benzeme ilkesine dayanır. Nelerdir bunlar? Fotoğraf, şema, resim gibi. Simge ise nedenselliğe dayanmaz. Gösteren ve gösterilen arasında süreklilik taşıyan bir uzlaşmadır. Kırmızı gül aşkı simgeler. Tilki ise kurnazlığı. Kum saati zamanı Beyaz masumiyeti simgeler. Evet arkadaşlar, bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.